Filistin odaklı gelişmeleri belli ki günlerce konuşacağız ama şimdi bir içeriye döneceğiz. Cumartesi günü AK Parti'de kongre vardı. Tek aday, tek liste seçime girildi. 75 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda 49 isim değişti. 18 kişilik yönetim kadrosundan, Merkez Yürütme Kurulu'ndan sadece 4 isim değişti. Yeni girenlerin üçü eski bakan. Yeni tek bir isim var, o da Hasan Basri Yalçın. Şimdi bakıyoruz, Mustafa Şentop yok. İşte Binali Yıldırım yok. Ağır toplar yok. Ve ikinci adam olarak bilinen Binali Yıldırım'ın 75 kişilik bu Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda isminin çizilmesi tartışmalara neden oldu. Neden acaba? Soylu da yok. Soylu da yok. Ama Erdoğan'la Binali Yıldırım arasındaki meseleye dikkat çekeceğiz bu bölümde. Bir gerilim mi var acaba? Kulislerde konuşulanları halktv.com.tr'de bugün aslında ayrıntılarıyla aktardık. Seyhan Avşar'la şimdi bunun ayrıntılarını konuşacağız. Şimdi Ömer Çelik yeni liste dedi ki deneyim, gelenek ve değişim özelliğine sahip. Şimdi bakıyorum deneyim kadrosu işte kalanlar Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir, Hamza Dağ gibi isimler. Ama işte değişim kadrosu da mesela Şami Tayyar gibi isimler tarafından karar verme sürecinde etkisiz, istatistikki bazı isimler olarak yorumlandı. Şami Tayyar eleştirisi oldukça sertti. Evet, onu da konuşuruz. Gel Seyhan, bir sorular üzerinden gidelim mi? Gidelim. Bu Binali Yıldırım meselesi nedir? Erdoğan'la Binali Yıldırım arasında bir gerilim mi var? Biz şöyle sorduk, Binali Yıldırım'ın ismi neden çizildi diye. Şimdi doğru, bu doğru. Meseleyi anlatırken görünen o ki sadece Binali Yıldırım ve Erdoğan'dan değil, başka isimlerden de bahsedeceğiz. Mesela eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'dan. Evet, şüpheli ilişkiler. Binali Yıldırım, Mehmet Bostan. Nasıl bir işbirliği var arada Seyhan? Şimdi biraz Binali Yıldırım'dan başlamakta yarar var. Hı hı. Binali Yıldırım kritik bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 yıllık yol arkadaşı. Eski başbakan. Hı hı. İstanbul seçimlerinin en riskli olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkartmak isteyeceği kadar önemli bir isimden bahsediyoruz. Çıkarttığı bir isimden bahsediyoruz. Ve AKP Grup Başkan Vekilliği görevini yakın tarihe kadar sürdüren bir isim Binali Yıldırım. AKP'nin ikinci kilit ismi diyebiliriz. Bence doğru bir tabir olur. Şimdi Binali Yıldırım ismi aslında Haziran ayından beri kulislerde konuşulan, zaman zaman dillendirilen bir konu. Neden Haziran diyorum? Hemen oraya geçeceğim ama şeyden başlamakta yarar var. Mehmet Bostan'dan başlamakta yarar var. Mehmet Bostan önemli bir isim. 2016'da 200 milyar dolarlık, yanlış söylemeyeyim, 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'nun başına getirilen bir isim. Kim tarafından getirdi o tarihte Varlık Fonu'nun başına Mehmet Bostan? Binali Yıldırım tarafından. Binali Yıldırım o dönem başbakan ve Mehmet Bostan'ı Varlık Fonu'nun başına getiriyor. Mehmet Bostan bu görevde ne kadar kalıyor? 11 ay. 11 ay boyunca Varlık Fonu'ndaki bu görevini sürdürüyor. 11 ay sonra 2017'de ani bir kararla Mehmet Bostan'ın görevine son veriliyor. Ne mi oluyor peki? 2018'de damat, yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye giriyor ve diyor ki Varlık Fonu'nda bazı usulsüzlükler var. Bunu damadın yapmış olması da çok enteresan. Damadın bulmuş olması da bence çok enteresan. Diyor ki Varlık Fonu'nda bazı diyor usulsüzlükler var diyor. 25 milyon dolar eksik diyor. Bir sorun var diyor. Bir açık var Varlık Fonu'nda diyor. Bazı incelemeler yapıyorlar ve fark ediyorlar ki Bülent Göktuna isminde birine aktarılmış bu para. Kim bu kişi? Minex Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı Finansmanı'nın yönetim kurulu başkanıymış. Hı hı. Bülent Göktuna. Önemli bir isim. Tekrar geleceğiz. Peki bu para Bülent Göktuna'ya neden aktarılmış? İddiaya göre Bülent Göktuna yurt dışından 25 milyar dolarlık bir fon getirecekmiş Türkiye'ye. Bunun için komisyon payı olarak 25 milyon dolar Varlık Fonu'ndan bir para çıkışı yapılmış. Bu konu, bu arada şimdi bunları anlatırken söyleyelim, bunu Türkiye'nin gündemine ilk getiren ise Toygun Atilla, sevgili meslektaşımız Toygun Atilla getirdi. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitmiş sevgili Gözde. Ve Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na Binali Yıldırım'ın hesap hareketlerinin, banka hareketlerinin incelemesi yönünde talimat verdiğine dair iddialar var.
Ancak o dönem Binali Yıldırım buna gerek olmadığı yönünde Cumhurbaşkanı'yla bazı görüşmeler gerçekleştiriyor. Ve Haziran ayı, çok önemli bir ay, Haziran'ın son haftaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Gizli yürütülen bir soruşturma ve Mehmet Dostan gözaltında. Kimle beraber gözaltında? Bülent Göktunay'la beraber gözaltında. Emniyette ifadeleri alınıyor, savcılık ifadeleri alınıyor. Bence çok ilginç detaylar var. Biraz ona değinmekte yarar var. Evet, ifade hakikaten ilginç bu arada. Hemen değineceğim. Şimdi Mehmet Bostan diyor ki Binali Yıldırım'ın talimatıyla bir grupla çalışmaya başladık. Ve kendisini o grupla tanıştıran kişinin de Binali Yıldırım olduğunu söylüyor. Sonra Bülent Göktunan'ın ifadesi var. Diyor ki o ifadesine, biz az önce 25 milyar doları Türkiye'ye getirecek dedik ama o ifadesine diyor ki aslında ben 75 milyar doları Türkiye'ye getirecektim. Bunun için Varlık Fonu'yla bir anlaşma sağladık. 25 milyon dolar aldık diyor biz. Ancak bizim kasamızdan 29 milyon dolar çıktı bu iş için. Sonra anlaşma sağlanamadı. Varlık Fonu'ndaki bazı işlemler nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Bizim kasamızdan aslında 4 milyon dolar bir zarar olduğunu söylüyor. Bu süreçte diyor, Binali Yıldırım bizimle yemekler yedi, bizimle görüştü, bizi tebrik etti. Binali Yıldırım'ın sürece dahilinden bahsediyor. Şimdi bu ifadelerin hemen ardından, iddia AKP kulislerine yansıyan iddia bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'la görüşüyor. İşte soru burada şu soru. 40 yıllık yol arkadaşım bu hadisede olağan şüpheli mi? Erdoğan'ın kafasındaki soru. Demek ki olağan şüpheli. Neden? Erdoğan'ın kafasında olağan şüpheli ama yargıda öyle mi? Oraya da değineceğiz. Binali Yıldırım'la görüşüyor. Ve Binali Yıldırım'dan AKP Grup Başkan Vekilliğini bırakmasını istiyor. Bu tekrar hatırlatalım mı? Yıl ne zaman? Ne zaman oluyor bunlar? Bu 2023 yılında olan. 2023 yılında. Soruşturma da Haziran 2023 yılına ait. Binali Yıldırım'dan AKP Grup Başkan Vekilliğini bırakmasını istiyor. Ne mi oluyor peki? Mehmet Bostan gözaltındaydı. Tutuklandı parayı aktardığı kişiyle beraber. İfadede Binali Yıldırım'ın adı geçti. Ve iki hafta geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Binali Yıldırım arasındaki bu gerilimin ardından Binali Yıldırım aniden hastalandı. Dediler ki Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi. Binali Yıldırım'a yakın kişiler de Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği yönünde bana bilgi verdiler. Ancak o dönem biraz arşiv taraması yaptım. Sayın Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Binali Yıldırım'ın rahatsızlandığını ancak bir kalp krizi durumu olmadığını, rutin kontrollerini yaptıklarını ve durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama yapmış. Onu az önce gördüm. Ancak AKP'de Yıldırım'a yakın isimler Yıldırım'ın o dönem kalple ilgili bir sorun yaşadığını, bu gerilime dayanamadığını söylediler. Ne oldu da acaba? Ne oldu da böyle bu oldu? Kadar etkilendi. Şimdi bunun detayları, yansımaları büyük. Neden önemli? Barış çok daha iyi bilir. Şimdi düşünsenize, bir soruşturma yapılıyor. Gizli yürütülen bir soruşturma. Varlık Fonu'nun eski başkanı gözaltında ve Varlık Fonu'ndan 25 milyon doları bir şirkete aktarmakla suçlanıyor. İfade veriyor. İfadesinde eski başbakan Binali Yıldırım'a yönelik detaylar var. Bir başka şüpheli ifade veriyor. O da hedef olarak Binali Yıldırım'ı gösteriyor. Soruşturmalar böyle yürümez mi? Yani bir şüpheli ifade verir. İfadesine bazı beyanlarda bulunur. O beyanlarda bulunduğu kişiler de eğer suça iştirak ettiği yönünde ifadeler varsa o kişiler de şüpheli olur. Soruşturmanın şüphelisi olur ve onunla ifadesine başvurulur. Ya da başvurulmalıdır. Olması gereken vurulması tabii, gerekti. Evet. Şimdi normal koşullarda, normal bir Türkiye'de, yargı sisteminin tam takır işlediği bir Türkiye'de Binali Yıldırım'ın Varlık Fonu soruşturmasının şüphelisi olması gerekirdi. Ancak oldu mu dersiniz? Tabii ki hayır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarını aradım ve özellikle sordum. Varlık Fonu soruşturmasının şüphelisi mi Binali Yıldırım dedim. Hayır dediler. Şimdi bazı detaylar var, veremeyeceğim. Ancak şunu sormakta yarar var. Binali Yıldırım, Varlık Fonu soruşturmasından kurtulmak için üzerindeki mal varlıklarını devretti mi? Birilerine herhangi bir şey verdi mi? Kendisinden belli bir miktar para istendi mi? Bunlar hep iddia boyutunda ancak bizim de merak ettiğimiz konular arasında. Şimdi gelinen süreç böyle olunca Gözde, Binali Yıldırım'ın bu yeni listede olamayışı aslında süreci tam okuyunca çok da büyük bir sürpriz değil. Evet, çünkü ilginç değil mi Barış? Yani
Ekrem İmamoğlu'nun karşısına koyacağı kadar, her ihtiyacı olduğunda devreye sokacak kadar güvendiği isim Binali Yıldırım. Hı hı. Ama şimdi bu kadar hem de yerel seçime giderken kadroların şekillendirildiği kritik bir süreçte Binali Yıldırım yok. O herhangi bir ne Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda ne İstişare Kurulu'nda galiba. Sadece evet. Öyle biliyorum. İstişare yani, kurulu şu, hı hı. Onu size söyleyeyim. Bir aksakallılık mı yine? Şöyle Cumhurbaşkanı ne diyeyim? Kendisinden kopar. Bazen size de oluyor mu böyle evde çok eski tişörtler var. Onları atmaya kıyamıyorsunuz. Evde pijamanın üstüne giyerim diye saklıyorsunuz. Cumhurbaşkanı da AKP'nin içindeki kadroları dur ya şimdi bunları dışarı atarsam bana karşı bir şey yaparlar. Bülent Arınç çıkar bir yerde konuşur. Ahmet Davutoğlu'nun partisine gider. İşte gider şunu yapar bunu yapar. Ben bunları içeride tutayım bir iş bulayım bunlara istişare olsun. Sanki Cumhurbaşkanı kimseyle istişare yapıyormuş gibi. Evet. Gibi. Aslında onun için kullandığı bir kurul. Tamamen AKP'nin eski kadrolarından karşısına geçmemesi için tabiri caizse rafa kaldırdığı isimlerden oluşan bir evet. kurum. Yani belli ki bir şeyler olmuş. Hiçbir şey olmadıysa da bir şeyler muhakkak olmuş ama ki. Yine ortada bir gerçeklik var. Varlık fonundan 25 milyon dolar bir şirkete aktarılmış. Ortada yok. Evet. Az bir 25 milyondan ya bir arada göremeyeceğimiz kadar büyük bir meblağdan bahsediyoruz. Ortada yok. Bu soruşturma halen gizli yürütülüyor. Evet. Bildiğimiz hiçbir detay yok soruşturmaya dair. Ve Binali Yıldırım bu soruşturmanın şüphelisi değil. Yani bunları şu aşamada biliyoruz. Evet. Şimdi Seyhan bu soruları sorarken ya geçen hafta ya önceki hafta yine tam burada duruyorduk. Seninle başka bir mesele konuşuyorduk. Ve bir isimle ilgili sen yine bir kulis haberi yapmıştın. Demiştin ki o ismin sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asla dava açmaz, zayıflatır ve siler. Evet. Dolayısıyla şimdi Binali Yıldırım hakkında soruşturma emri mi verdi, verdi mi, vermedi.